Sofi kelimesi birçok manaya vermişler. Fakat en kestirme yol kalbi sefaya giren. Yani hak sevgisinden gayri sevgiyi kalbinden çıkaran kimse demektir. Ve kalbini safiyete irdiren, temizleyen, tatkir eden kimse demektir. Sofi kelimesine çok çok manalar vermişler. Hidayette, Eshab-ı Kiram'da ve tabi'in zamanında bunlara sofi tabir edilmiyor da zühat ve ubbat tarif ediliyor. Ubbat yani ziyadece Allah'a ibadet edenler. Zühat da kanaatkar insanlar. Yalnız burada bir mana var ki, mesela bunlar kenara çekilip böyle la ruhbaniyeti bir İslam, İslam'da ruhbaniyet yok, buna dikkat ediyorlar. Kenara çekilip oturan kişiler değil bunlar. Bunlar her türlü cihada hazır olan kimseler. Bu sözün neyle ispat edebilirim? 100 tarihi hicri, 100 tarihinden sonra Futuhat-ı İslamiye dünyayı genişlemiştir. Mesela Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki olan araziye binaen, İslam elindeki araziye binaen Ebu Bekir Sıddık zamanında daha genişlemiş. Hazreti Ömer zamanında daha genişlemiş. Hazreti Osman zamanında daha genişlemiş. Sonraki zamanlarda daha tefsir etmiştir. Eğer zühatlık ve ubatlık yani sofi bir tembellik, bir kenara çekilme, bir ruhbaniyet olsaydı ilerleme olmazdı memlekette. Yani tafsil ve bilat ve neşr-i İslam olmazdı. Yani Arabistan çöllerinin köşelerinde, yok Bağdat'ın hurma dallarının köşesinde kalır, gölgesinde kalır. Bir memlekete asker girmeden evvel İslam sofileri girmiştir. Yani zühat ve ibad girmiş, halka İslam'ı sevdirmiş, ondan sonra asker, yani İslam'a kalalar kılıçla açılmamıştır, muhabbetle açılmıştır. Bunu da tarihin ispat etmeye kadiriz yani. İki, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam soruyor. Diyor ki, İslam nedir, iman nedir ve ihsan nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tarif ediyorlar işte. 5 vakit namaz, şimdi bir ay oruç, zekat, hac. İman nedir Allah'a? Ve peygamberlere ve kitaplara ve meleklere hayrın ve şerrin takdiri ilahiyle olduğuna ve ölten sonra dirilmeye imanın şeylerini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayıyorlar, söylüyorlar. Gene Cebrail aleyhisselam soruyor, insan şeklinde görünüyor peygambere. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahbirni anil ihsan, bize ihsandan haber ver. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem her efali harekatında ve ibadet ve taatında hakkı sen görmesen dahi Allah'ın seni gördüğünü bilerek bu yakınla ibadet etmendir diyor. Sofilik işte insanlara bu yakını getiriyor. Hidayeti bu. Ama nihayette bir alem var ki o alemi ne lisana gelir, ne kaleme gelir, ne kelama gelir. Bir lezzettir o. Lezzet ifadesi güçtür. Mesela gülün kokusu tarif edilmez. Cimanın zevki tarif edilmez. Şekil tarif edilir, zevki tarif edilmez. İnsan bundan acizdir. Sofilikte bir hal vardır, Allah'la buluşma. Allah'la buluşma bir hal vardır ki, yani kula yakın olan Allah'a kul öyle yaklaşır ki, öyle bir hadise olur ki, bunu ne kalem ifade edilir, ne kelam ifade edilir. Tadan söylemez, tatmayan bilmez. Yani bu hali de ehli şeriat olan, yani bidayetli, ibtidai olan bir kimse, intihadaki olan kişinin haline vakıf olamaz. Olmaz iman etmez. Öyleyse, hak ve hakikat birdir, fakat en fazla itilafımız var. Anlayamadığımızdan dolayı birbirimizi itilaf ediyoruz. Yoksa İslam bir nurdur ve tevhid dinidir. Sofisi, zahidi, abidi, mücahidi, hepsi yek vücuttur. Ama bir vücudur, ağzalar gibidir. Kimin baş mesabesinde, kimi göz mesabesinde, kimi kalp mesabesinde, kimi kulak mesabesinde, kimi el mesabesinde, kimi sol el mesabesinde, kimi ayak mesabesinde, kimi batı mesabesindedir. Ama hepsi birbirine ihtiyacı vardır. Ama sofiye kalbi ise vücudu İslam'ın ehl-i şeriat gözüdür. Tefekkürü ülemasıdır. Süfahası da vücudun süfli yerleri gibidir. Ama süflinin ulviye, ulvinin süfliye de ihtiyacı vardır, bunu unutmamalıdır. Sofilik ne zamandan beridir diye sorulmakta. Biz de bunun Kelamullah ile beraber yani nüzulü Kur'an ile beraber İslam'da tasavvufun başladığını yukarıda ayetlerle söylemiş idik. Sofilik ve tasavvuf kalp tazkiyesi, nefis tazkiyesi ki Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri kadı eflaha men tezekka buyurmuştur. Yani nefsini tezkiye eden, kötü sıfatlardan temizleyen, kalbini tasfiye eden,
yani haktan gayrını kalbinden çıkaran ferah bulduğu görülmektedir. Sofiler de Esma-i Zikr'le kalplerini tasfiye ve Allah'a layık bir kalbe malik olmayı arz ederler. Ve gayeleri budur. Zaten zikrullah'da da niyet. İlahi ente maksudi ve rizaki matlub. Ya Rabbi maksudum sensin, matlub senin rızandır. Talep ettiğim şey senin rızandır diye niyet başlarlar. Yine semaya neveytül vecid. Vecde niyet edilerek başlanır. Belki benim bu sözüme itiraz edecek bulunur ama şöyle söyleriz. Tasavvuf, Kur'an'la sabit olup dikilen İslam ağacının, tevhid ağacının istikbalde meydana gelen meyvasıdır. Mezhepler gibi. Peygamber zamanında tasavvuf olmadı diye bana söylerlerse mezhepler de yoktu. Çünkü o vakit ne tasavvufa ne mezhebe ihtiyaç vardı. Bizatihi Fahr-ı Risalet, yani Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerinin Nebisi, bize Kitabullah'ın maddi manevi yani zahir ve vatani manalarını bizlere tevil ve tefsir ediyordu. Onun efale harekatı Kur'an'ın tefsiriydi. Sonra işte bu İslam ağacı, iman ağacı dikildi ki Cenab-ı Allah Sure-i İbrahim'de de öyle söylüyor. Bu tevhid ağacı dikildi. Bu ağaç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dikildi. Ağaç kemale erdi. Sonra zamanla ağaç meyve verdiği gibi mezhepler meyvesi verildi. Tasavvuf meyvesi verildi. O güne kadar bu meyve zühat ve ubbat namıyla devam ederken sonra tasavvuf ismi verildi. Hepsi Kur'an'da mevcut, Kur'an'la beraber. Hatta diğer dinlerin de tasavvufları vardır. Çünkü onlardaki semavi kitaplardır. Fakat tahrife uğramışlardır. Tahrife uğramayan Tevrat'ta olsun, Zebur'da olsun, İncil'de olsun, diğer peygamberlerin suhufunda olsun. Bu beyan edilmiştir ki Kur'an bunu bize haber vermekte. İnne hazale fi suhufil ula, suhufi İbrahim ve Musa. Allah-u Teala suhufi İbrahim'de ve Tevrat'ta ve suhufi İbrahim'de olduğunda tezkirin bu böyle olduğunu Allah Kur'an'da haber vermektedir. Tasavvuf, riyayı ihlasa, insanda bulunan gadabı hilmiyete ve gadabın nerede kullanılacağını göstermektedir. Hiç gadapsız değil ama gadabın şeriata uygun yerlerinde yani küffara karşı gadap olacağını, mümine karşı ezilletül alel müminin, mümine karşı zelli olacağını talim buyurur. Ulemadan bir zat bana karşı gelen devrişler, benim elimi öpmek için yahut bana tazim ettiklere baktı, bu ne zillettir diye bana söyleyince, ben kendisine şöyle cevap verdim. Müminler ezilletün alel kafirin, ezilletün alel mümin, müminlere karşı zilletli, kafire karşı izzetlidir. Yine Sure-i Fetih'te Cenab-ı Hak, eşidde alel küffare diyor, küffara karşı şiddetlidir müminler diyor. Yani meydan-ı harpte, hak meselesinde. Ya müsairede bile yani bir müşrikle konuşsa bir adam, ya bir kafirle konuşsa, ya bir münkirle konuşsa, ya bir ehli kitapla konuşsa, ona karşı tatlı tatlı sözlerle onu hakka davet etmesi lazım gelir. Estaizu billah, üdü ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mevzîtil hasereti ve cadilhum billetiye ahsen buyuruyor Allah-u Teala Kur'an'da. Galiz galiz sözlerle, çirkin çirkin kelamlarla, kalbi incidici, kalbi yıkıcı sözlerle hakka davet edilmez. Tatlı sözle, güler yüzle, veciz kelamla insanları ikna ede ede, sevdire sevdire imana davet etmek, Allah'a davet etmek lazımdır ki bu da sofilerin işidir. Zahidan biraz bu hususta serttir. Zahidlerin silahı elde, sofilerin silahı dilde ve gönüldedir. Birisi gönül avcısıdır. Yani sofiler gönül avcısıdır. Adamı çalarlar. Haber olmadan adamı çalarlar. Kul ile hak arasında fark kalmaz, olmaz. Kul kuldur, mahluktur, Allah haliktir. Ama Cenab-ı Hak kuldan tecelli ederse ona bir sözümüz yoktur. Böyle olmasına rağmen gene kul mahluktur. Ama tecelliyat-ı ilahi herhangi bir kainatta eşcardan, şecerden, yani ağaçlardan, taşlardan da olabilir. Hazreti Musa'yı Hazreti Allah şecere-i mübarekeden tecelli etmiştir. Ve ateşten tecelli ettiğini Sure-i Taha'da haber veriyor. Bir yerde şecere-i mübarekeden, bir yerde ateşten tecelli ettiğini haber vermekte. Öyleyse Cenab-ı Hak ateşten tecelli eder, ağaçtan tecelli eder, insandan tecelli etmez mi ki? Mahlukatın en ekmeli insandır. Ama hiçbir zaman insan Allah olmaz. İnsan mahluktur. Hak haliktir. Fakat Hak Teala mahluk olan kuldan tecelli edebilir. Allah buna da kadirdir. Eğer yapamaz desek Allah'a 90 sıfat isnat etmiş oluruz ki öyle Allah olmaz. Öyle ilah olmaz. Allah dilediğini yapar. Muharebelerde düşmanla gazada nakare vurur, zurna çalar, def vurulur. Bu
Bugüne kadar İslam memleketlerinde, İslam ordularında bu cari olmuştur. Bugüne kadar İslam'ı muhafaza ve müdafaa eden Osmanlı İmparatorluğu'nun mehter alayları vardı. Mehter alayları, yani bunlar çalgı çalarlardı ama çalgının mübah kısmı vardır, haram kısmı vardır. Eğer hepsini birden haram diyecek olursak, zina ile cimayı birbirine ayırmış olmayız. Cima ile zina aynı fiildir. Bir kadınla bir erkeğin içtimaıdır ama birisi meşru, biri gayrimeşrudur. Çalgı da böyledir. Bir kısmı meşrudur ki o nedir? Şehveti tahrik etmezse, insanları kötülüğe ve hayvani disiplin etmezse mübahtır bu. Ama insanları kötülüğe ve hayvanlığa teşvik ederse o haramdır. İşte bu da birisi zina kısmı gibi, biri cima kısmı gibidir. Mübah olan cima kısmı gibidir. Katille gaza da birdir fiilde. Birinde adam öldürürler, kısas lazım gelir. Birinde adam öldürür, gazi olur. Allah gazilerin atının nalından çıkan kıvılcıma yemin eder. Ama sofiliği bilmeden ben sofiyim diyen cahil insanlar bulunabilir. Tabii elbette bunu da düşünmek lazımdır. Yangın kıvılcımdan çıkar. Yani bir adam evvela taklit, sonra tahkik eder. Şirkten tevhide gelir. Riyadan ihlasa vasıl olur. Meyve yavaş yavaş kemale geldiği gibi sofi diyen zat da iptidada ham olabilir. Ama zamanla bu adam ne yapar? Pişer ve meyve olur. Girecek hale gelir. Yeni keza böyle. Yani ehli şeriat olan zevat-ı âli kadir. Bunlar da böyledir. Bidayette kıblegahını da bilmezler birçokları. Nereye secdiyorsunuz? Kabe'ye der. Kabe'ye secdeden müşriktir. Kabe'nin duvarına secdeden adam. Allah'a secdeden mümindir. Ama ilk şeriatçıya sorsan nereye secde ediyorsun diye Kabe'ye secde edemeyecek ki o vakit Allah'a şirk koşmuş olur. Kabe Allah'ın şeriki olmuş olur. İnsan Kabe'ye yönelir, Allah'a secde eder. Ama ehli şeriat bunu bilmez bidayette. Sonra yavaş yavaş bunun farkına varır. Her şey böyledir. İptidadan alaya doğru çıkmak lazım gelir. Kendisini yetiştirmesi lazım gelir. Yani ehli tasavvuf ile ehli şeriat arasında hiçbir fark yoktur. Ancak bunların farkı elfazdadır. Hani Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi birisi demiş engür alalım, biri demiş zevib alalım, biri demiş üzüm alalım, kavga çıkmış aralarında. Tabii bunun manalarını bilmiyorlarmış. Sonra üçü de isteklerini alıp gelince hepsinin üzüm olduğunu görmüşler. Herkes Hakk'a yönelmiştir. La ilahe illallah diyen Muhammed Sultan diyen bir kimse nasıl olur da Kur'an'ın getirdiği ahkam-ı ilahiye muhalif olabilir ve ona itiraz eder. Hatta bir adam şeriatın emirlerini yapmasa asimdir ve günahkardır. Küfür-ü mucib değildir. Ama yapmazsa zehir olur ve günahkar olur. Ama münkiri kafir olur, dinden dışarı çıkar. Mesela beş vakit namaz yoktur dese bir adam kafirdir. Ama kılamıyorum dese, farzdır, kılamıyorum dese günahkar olmuş olur. Allah'ın rahmetine kalmış bir iştir. İmkanı var mı ki bir sofi kalksın da şeriatın ahkamını tebdile kalksın yahut şeriatı inkar eylesin? Bu imkansızdır. Şeriat kapısından geçilmeyince tarikat kapısına vasıl olunmaz. Tarikat kapısından geçilmeyince hakikat kapısına nail olunmaz. Hakikat kapısından geçilmeyince marifet kapısına insan ayak basamaz. Zaten bütün sofilerin getirdikleri şu andandır delillerdir, sünnet-i resullerdir. Bugün Mısır uleması fetva vermeseydi ilahiler ve kasideler kalkar nasıl efendim çalgıyla okunurdu. Bunca evliyaullah gelmiş. İbn-i Teymiye merhum geldi sofiyenin zikrini yahut semaını men ettiyse velayeti etmeyen ulema var. Yani ona itiba edip onların hepsini yalan tekzip mi edeceğiz yani? Hiç olmazsa siz tekzip ediyorsanız biz tekzip etmiyoruz. İki taraf birbirini tutsun hiç olmazsa. Biz İbn-i Teymiye Hazretleri'nin Minhac-ı Sünne kitabında bizim aleyhimizde olan şeyleri çok gördük. Ulemanın hakkıdır. Ulema zahire hükmetmekle mükelleftir. Öyle yapmazsa zaten alim olmazlar. Onlar şeriatın polisleridir. Biz bir yolsuzluk yaparsak onlar bizi hakkıyla davet ederler. Sofiler sarhoş gibidir. Bir donanma gücüsünde dolaşan sarhoş gibidir. Ulema ise polis gibidir. Nasıl ki efendim mesela bir bayram gücüsü sarhoşun birisi kafayı çekmiş, biraz hududu aşarsa, polis onu gelir edebe davet ederse, biz sofiler de şarabı aşk-ı ilahide sarhoş olduğumuzdan bazen pirucunu kaçırırız. Kaçırınca da ulema polis mahiyetinde olduğundan gelip bizi ikaz ederler. Biz onun sözünü dinleriz. Sofiye ordusu İslam'da büyük bir yükün keşif etmiş ve bütün dünyada bulunan bütün insanları İslam dininin tedrikine celbetmiştir. İşte Mevlana önümüzde, işte İbn Arabi, işte Abdülvehhab-ı Şarani'ler. Daha nice böyle sayacağımız binlerce
Binlerce Zevat-ı Ali Kadir vardır. Bunlar hepsi sofilere gitmiş insanlardır. Hemen kaldırıp silip dini böyle dar bir çerçeveye sokmak doğru bir şey değildir. Çünkü bu din öyle bir dindir ki son dindir. Her cemiyete bu din hitap edebilir. Her cemiyete hitap edebilir bu din. Onun için bazısını sofilikle, bazısını şeriatla davet ederiz. Zaten insanlar da bir meşrepte değildir. Kimisi şeriat, şeriatın umdelerini tutmaktan, onları ziyadece hürmekten zevk alır. Kimisi aşktan, kimisi muhabbetten, kimi sadakattan, kimi yardımdan. Bu böylece bir vücudu teşkil etmiş olur. İslam'a davette birçok yönler vardır. Ve bugün dar görüşlülüğü terk etmek lazım gelir. Kimisi İslam'a musikiyle davetlidir. Kimisi şiirle, kimi kasideyle, kimi itikatla, kimi imanla. Bu şekilde davet edilebilir. Dar görüşlülüğe lüzum yok. İslam'ın şeriatta güzeldir, tarikatta güzeldir, hakikatte güzeldir, marifette güzeldir, kutbiyette güzeldir, kurbiyette güzeldir, ubudiyette güzeldir. Her şey İslam'ın güzeldir. Hiç noksanlığı yoktur. Ama herkes bir dalını tutmuş. İslam orası zannediyor. Hani amaların fili tuttuğu gibi. Birisi kulağına yapışmış, amanın birisi filin. Sormuşlar, demiş fil demiş, sofra bezine benzer demiş. Bir ama filin bacağını tutmuş, sormuşlar, fil nedir? Sütuna benzer demiş. Bir ama filin hortumunu tutmuş, ona sormuşlar, fil neye benzer diye. Demiş ki, boruya benzer demiş. Bir ama filin, efendime söyleyeyim, kuyruğunu tutmuş, sormuşlar, fil kamçıya benzer demiş. Yani İslam'ı bir fil olarak kabul etsek, herkes bir davranı tutmuş, İslam onu zannediyor. Halbuki hepsi İslam'dan ama İslam'ın kamili değildir. Ancak böylece kemale erebilir, böyle tarif edebiliriz. İslam 500'üne bina kılmıştır, bunları biz kabul ediyoruz. İşte mesela ben bir adam katında şeyhim, 5 vakit namaz kılarım. Hatta nevafil de yaparım yani, bilmem, duha namazı Resulullah yapmış, teheccüd namazı, onu da kılarız. Ve sünnet-i Resulü de terk etmeyiz. Yani Araplar gibi de değil, yalnız farzı kılıp gidenlerden değiliz biz. Sabahı 4 kılarız, 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Öğleyi 10 rekat kılarız, 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet. İkindiyi 8 rekat kılarız, 4'ü sünnet-i gayrimüke, 4'ü farz. Akşam namazını 5 rekat kılarız, 3 rekatı farz, 2 rekatı sünnet. Yatsı namazını 13 rekat kılarız. 4'ü sünnet-i gayrimüekkede, 4'ü farz, 2'si sünnet-i müekkede, 3'ü salat-ı fitir olarak kılarız. Ondan gayri teheccüd namazı kılarız, duha namazı kılarız, efendime söyleyeyim tesbih çekeriz. Yani bunları yapıyoruz. Ondan sonra oruç tutarız bir ay Ramazan'da. Bak ben sofiyim ama şeriatı inkar ettiğim yok, kabul ediyorum. Ve oruç da seve seve tutarız. Yani oruç tutarak yalnız yemeği, içmeyi, cinsi münadebi, sebeti kesmeyiz. 7 azamıza oruç tuturuz. Gözümüzle harama bakmayız, elimizle haramayı tutmayız, yemeyiz, içmeyiz, efendim uçkurumuza sahip oluruz, kalbimizi de haktan gayrını sokmamaya gayret ederiz. Zekat veririz, ben şeyhim diye, sofiyim, şeyhim diye efendim zekatı inkar edenlerden değiliz. Molamızın 40'ını fıkaraya tasadduk ederiz Allah'ın emri üzere. Hac dersen hacı da yaptık elhamdülillah, 11 sefer hacım var. Kelime-i şahit de getirdik. İşte müminiz. Yani kabahatımızı sema etmek mi? Düdük çalmak mı yani? Ya dinin direği olan namazı terk edenlere ne dersiniz? Zekatı vermeyenlere, Kâbetullah'a insanları parayla sokanlara ne dersiniz? Yani benim düdüğüm sizin gözünüze batıyor da, benim defim sizin kafanızı şişiriyor da onların yaptığı bu gizli düdük, gizli davul sizin kafanızı şişirmiyor mu? Onun için müsamaha ile davranınız. Belki yaptığımız yani şeriatı da mugayir gibi görünse değildir ya, mugayir gibi görünse gene şeriatın kendisindendir. Ve şeriatı teyir içindir.